da Türkiye açısından büyük ve önemli bir seçmen kitlesi diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Şimdi Saruhan Bey, geçen hafta çok tartıştık. Bu grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takarken söylediği sözler. İşte PKK 5-10-15 çocuk yapıyor. Hani sizden de bekliyoruz minvalindeki sözler. Şimdi bu sözler... Ardından Abdurrahman Kurt AKP'den konuşuyor bugün bir haber ajansına. Diyor ki biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Meselenin arka planını da bildiğimden PKK'dan kastı yanlış bir bilgilendirme ile ilgili. PKK'nın çocukları yok biliyorsunuz. Dolayısıyla Kürtlerle ilgili de zaten bize de söylüyor. Kaç çocuğunuz var, niye az çocuk yapıyorsunuz diye soruyor. Kürt olduğumuzu biliyor, bana bizzat sordu. Abdurrahman kaç çocuğun var demiştir yani diyor. Sonra diyor ki bu arada çağrımızı yenileyelim. Kürt halkından çok çocuk yapmalarını önemli rica ediyoruz dedi. Şimdi bütün her şeyi bir kenara bırakıyorum da. Kürt halkından niye bu kadar çocuk bekliyorlar acaba? Bunu anlam verebildiniz mi? Ya kusura bakmayın güldüm ama. Şimdi bakın... Aslında biraz evvel konuşulmuş olan şeylere de birkaç şey cümle söylemek istiyorum. Tabii önce buyurun. Buna dair bir şey söyleyeyim. Şimdi Abdurrahman Kurt biliyorsunuz bir Kürttür ve daha önce milletvekiliydi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yönetici pozisyondadır. Şimdi Abdurrahman Kurt bir Kürt olarak Diyarbakır'da dolaşabilmek için çevir kazı yanmasın diye bir laf vardır biliyorsunuz. Çevir kazı yanmasın politikası uyguluyor. Yoksa Abdurrahman Kurt Diyarbakır'da çıkıp sokakta dolaşamaz. İnsanlar çok ağır laflar ederler. Niye bunu söylüyorum? Abdurrahman Kurt o sizin söylediğiniz söyleşide bugün ne diyor? Diyor ki şimdi Kürt sorunu yok ama diyor. Çözdük onu diyor ama Kürtlerin sorunu var diyor. Hı. Zaten bizim Kürt sorunu dediğimizde Kürtlerin sorunu. Yani bunu anlatıyoruz zaten. Şimdi Abdurrahman Kurt mesela Kürt sorunu olduğunu ve çözüm olmadığını bildiği için lafı böyle çevirerek anlatmaya çalışıyor. Şimdi yine aynı Abdurrahman Kurt mesela diyor ki bu işte biraz evvel sizin söylediğiniz mesele çocuk doğurmakla ilgili. Biliyor çünkü Abdurrahman Kurt aslında Kürt kadınlarına çok ağır hakaret oldu. Aşağılama oldu, rencide etti. Aslında Recep Tayyip Erdoğan o söylediği sözlerle ayrımcılık yaptı, bir nefret söylemi kurdu. Ve Kürt kadınlarını gerçekten rencide etti. Şimdi Abdurrahman Kurt'un da ailesinde kadınlar var. Annesi var, kardeşi var, eşi var, çocukları var değil mi? Yakın ailesinde hele daha fazlası var. Şimdi nasıl anlatacak bunu Abdurrahman Kurt? Kürt kadınının aşağılandığını, rencide edildiğini, hakaret edildiğini savunabilecek durumu yok. Çünkü kendisi Kürt. Onun için ne yapmaya çalışıyor? Aslında öyle demek istemedi. Daha çok çocuk yapın demek istedi. Herkes duydu. Herkes duydu yani söylenen lafı. Buradaki kazı çevirerek kurtaramazsınız yanmaktan. O kaz yanmış. Biraz evvel İbrahim Bey söyledi. O kaz yandı. Yani Kürt seçmen, Kürt halkı aslında yapılanın, söylenenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bunu görüyor. Çok fazla bizim anlatmamıza gerek yok. Çünkü Özgür Bey'in söylediği gibi gerçekten politikayı çok yakından takip eden, gündelik politikayı düşünen, tartışan ve son derece bilinçli davranan bir seçmenden söz ediyoruz. Şimdi böyle bir seçmen bu tür lafların ne anlama geldiğini biliyor ve tabii ki ona göre tutumunu alıyor. O yüzden hani nasıl lafı çevirmeye çalışırsanız çevirmeye çalışın o dönmez o laf artık. Bir kere yerleşti oturdu. Kürt kadınına hakaret. Şimdi aslında bugün mesela Recep Tayyip Erdoğan biraz durumu okuyabilseydi belki etrafındaki danışmanları filan hani gidip Diyarbakır meydanında diyebilirdi ki ya Kürt kadınlarına hakaret etmek istemedim, onları rencide etmek istemedim, özür dilerim onlardan diyebilirdi mesela ama bunu yapmadı. Çünkü zihniyeti böyle. Çünkü aslında birlikte hareket ettiği ortağının zihniyeti de böyle. Milliyetçi Hareket Partisi'dir ortağı. Şimdi Kürt halkı, Kürt seçmen bilmiyor mu AKP'nin ortağının kim olduğunu? Biliyor. Onların zihniyetinin nasıl olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Dolayısıyla yani bu sözler sarf edildiği zaman sürpriz olmuyor aslında insanlar için. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani bunu bir kenara koymuş olalım. Ben de öyle zannediyorum ki herhangi bir şekilde seçmenleri etkilemeye çalışmıyor.
Yapmaya çalıştığı bir tek şey var. Kürt seçmenin muhalefete gitmesini engellemeye çalışıyor. Kendisine gelmeyeceğini görüyor. Yani onun farkında. Sanıyorum herhalde İbrahim Bey de bunu teyit eder. Etrafında bol miktarda araştırmacı var ve o araştırmacılar kendilerine bu bilgileri bir şekilde aktarıyorlardır. Ya da etrafındakilere aktarıyorlardır. Kendisine aktarma cesareti bulamıyorlarsa. Ama mesele ne yapmak istiyor? Muhalefete gitmesini engellemeye çalışıyor. Kürt seçmeni aslında seçimden uzaklaştırmaya, küstürmeye çalışıyor. Yapmaya çalıştığı bu. Ve bakın çok tipiktir. Yani bütün seçimlere baktığımızda çok benzer bir şey görürüz. Bir seçimler öncesi Tayyip Erdoğan vardır Diyarbakır'da ve diğer illerde, bölge illerinde. Bir de seçimler sonrası Tayyip Erdoğan vardır. Kürt seçmen bunu görmüyor mu? Seçimler öncesinde gider, kardeşimsiniz, canımsınız, ciğerimsiniz. Diyarbakır'da ciğer yenir, Erbane eşliğinde türkü söyler. Seçimlerden sonra ama Kürt halkı kendi taleplerini savunma doğrultusunda hareket eden siyasi temsilcilerinin cezaevine atıldığını görür. Her seçim öncesinde ve seçim sonrasında bu yaşanmıştır. Şimdi yine bu yaşanıyor. Biraz evvel onu söyleyecektim. Cezaevinden bahsediyoruz değil mi? Mesela Barış Bey, siz şu anda Diyarbakır'da kaç tane cezaevi var biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Yani ben yanlış bilmiyorsam iki tane kapalı, bir tane de açık cezaevi. Yani cezaevi, Diyarbakır'daki cezaevi kapatın, yani yok edilmedi ortada. Sadece o bir tane cezaevi kapatıldı ama daha evvelden Diyarbakır'da açılmış başka cezaevleri var. Şu anda içinde yüzlerce, binlerce insanın olduğu cezaevleri var. İkincisi şöyle bir şey, hani diyor ya İpek Hanım, siz söylediniz, galiba pek memnun olmadılar lafı. Şimdi Allah aşkına Kürtler neden memnun olsun Diyarbakır'daki cezaevini kapattım da oraya kültür merkezi yapıyorum dediği zaman? Binlerce, on binlerce Kürt ailesinin çocuğu cezaevlerinde şu anda. Ya gözaltında ya tutuklu. Yani eskiden 12 Eylül sonrasında bir tek Diyarbakır cezaevi vardı Kürtler için. Merkezi olarak baktığımızda. Şimdi bütün Türkiye'nin cezaevleri Kürtlerle dolu. Bakın Edirne'de Selahattin Demirtaş'la Selçuk Mızraklı var ama sadece orada değil. Edirne'den gelin bu tarafa doğru Ege'deki, Akdeniz'deki, Karadeniz'deki, İç Anadolu'daki, Kayseri, Karadeniz'deki bütün cezaevleri. Bütün buralarda Kürt tutuklular ve hükümler var. Yani Kürt halkı Diyarbakır'daki cezaevi kapatıldı ama bütün Türkiye'yi Kürtler için cezaevi haline getirdi Tayyip Erdoğan. Bunu görüyor insanlar aslında. Dolayısıyla neden memnun olsunlar? Yani bir de böyle bir yanı var işin. Gerçekle karşı karşıya onlar ve gerçeği her gün yaşadıkları için bu tür laflarla hani çok herhangi bir şekilde fikirlerini değiştireceklerini düşünmemek gerekir. Bir de yani şöyle bir şey var. Şunu görüyor orada. Bugün o meydana gitmiş olanlar da ki galiba bir arkadaşımız söyledi. Fikret Bila galiba, yanılmıyorsam. Biz de baktık bugün oraya taşıma nerelerden insan getirilmiş diye. Gerçekten bütün çevre illerden, yani Urfa, hatta Sivas'tan gelen araçlar bile vardı. Urfa, Elazığ, Bingöl, Mardin, Van, Batman, Kilis, Malatya, her taraftan araçla insanlar taşınmış oraya. Bunu gördük orada. Şimdi ama o insanlar da Diyarbakır'dan gitmiş olanlar da meydana. Onlar için de şu önemli. İnsanlar şunu görüyorlar. Bir, güvenlikçi politikalar devam ediyor kaç yıldır. Yani biraz evvel cezaevleriyle ilgili söylediğim budur. Kürt halkının siyasi temsilcileri, HDP'liler sadece bugünkü gibi hakaretle karşı karşıya kalmıyorlar. Bir de cezaevlerinde binlerce HDP'li var. Yönetici, seçilmiş, böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bugün o toplu açılış merasimini toplu hakaret seansına döndürdü neredeyse. Bir sürü laf etti. Hani ben şimdi burada o lafları söylemek istemiyorum. Söylemeyelim, evet. Evet, terbiyesi kaldırmak insanın. Ama şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. O güvenlikçi politikaları görüyor o meydandaki seçmenler. Meydandaki seçmenler Irak'ta, İran'da ya da Suriye'de yaşayan Kürtlere yönelik bu iktidarın ve Tayyip Erdoğan'ın politikalarını görüyor. Yani orada yaşayan insanlar Diyarbakır'daki o meydanda olan insanların ya kardeşleridir, ya akrabalarıdır, ya dostlarıdır. Böyledir.
Görüyor onları karşı yapılan politikaları, saldırgan tutumları. Şimdi bütün bunları yaşayan, gören bir seçmenle karşı karşıyayız. En güzeli kayyım. Bakın Diyarbakır'da kayyım yönetiyor. Değil mi? Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı şu anda Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'la birlikte yatıyor. Haksız yere gizli bir tanık sonucunda haksız yere bir 10 yıl küsur ceza aldı. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Kayyım atadılar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne. O kayyım o kadar büyük yolsuzluklar yaptı ki İpek Hanım. Sonunda o kayyımı değiştirmek zorunda kaldılar. Şimdi bir başka kayyım atandı yine vali olarak. Sanıyorum Diyarbakır'daki üçüncü kayyımdır bu. Bazı yerlerde diğer kayyım atanan, bizim belediyelerimizde kayyım atanan yerlerde 4 kere kayyım atandı üst üste. Evet. Neden? Çünkü atanan kayyımlar yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık her şeyi yapıyorlar. Ve bunu İçişleri Bakanlığı'nın, ki o kayyımları atayan bakanlıktır, İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri bu yolsuzlukları tespit ediyor kayyımların ve onları almak zorunda kalıyorlar. Şimdi Diyarbakır'da o meydanda toplanmış insanların nereden gelirlerse gelsinler kendi illerinde seçilmiş belediye eş başkanları yerine atanmış kayyımlar vardır. Ya valiler ya kaymakamlar vardır. Bunu yaşıyor insanlar. Şimdi bütün bunları yaşayan bir halkın yani oraya gitti Tayyip Erdoğan iki çift laf etti diye o lafın da ne olduğunu biraz evvel konuştuk. O lafları etti diye seçmenin tutumunu değiştirmesi, vay 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 ne güzel söyledi bizim için demesi ki öyle bir laf etmiş de değil üstelik. Böyle bir şey yaşanması söz konusu değil. Biz o açıdan Diyarbakır ve bölge seçmenlerine çok güvenimiz var evet. HDP olarak. Gerçekten çok güvenim. Çünkü çok içinde yaşıyorlar her şeyi. Bütün zulmü de zorbalığı da her gün görüyorlar ve bizzat yaşadıkları için bu tür laflara ve gösterileri karınları tok. O yüzden de ben zannediyorum ki dönüşlerinde oldukça üzgün ve moralleri bozulmuş bir şekilde döndüler. Çünkü bekledikleri hiçbir karşılığı orada bulamadılar ve bulamayacaklar da görünen olur. Sayın Oluç çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sağ olunuz, var olunuz. Bu arada Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden halktv.com.tr'ye bir yazı kaleme aldı. Ve o yazı az önce siteye girdi. Okuyabilirsiniz. Kürt sorununa ilişkin bir yazı bu. Demirtaş yazısında bizim HDP olarak silah, şiddet, çatışma dışında bir çözüm önerimiz var. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına birkaç ay kala ülkemizde evrensel çağdaş standartların uygulanmasını istiyoruz diyor. Bu yazıyı da halktv.com.tr'den okuyabilir sevgili izleyicilerimiz. Saruhan Bey çok teşekkürler, iyi geceler diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum ve iyi yayınlar. Az önce seçmen görüyor dedi ya Sayın Oluç, seçmen başka şeyler.